kendi ülkenizi bırakıp herhangi başka bir ülkeye gitmenin size getirdiği zorluklar nelerdir? Faydalar nelerdir? Neden Amerika'ya gelmeyi çok istiyordun? Neden Amerika? Neden Amerika'ya gitmek istedin? Türkiye'de şartların çok mu kötüydü? İşten atıldım, çalıştığım yer kapandı. Türkiye'ye gitsen gidemiyorsun. Amerika'da bir şey yapsan yapamıyorsun. Okul yok, iş yok. Türkiye'de gerçekten kaliteli bir yaşam sürmek bence çok zor. Bambaşka bir ülke, bambaşka bir dil, para birimi, tanıdığınız hiçbir Allah'ın kulu yok. 6 yıl önce ben Amerika'ya geldiğimde benim param yoktu, İngilizcem yoktu. Sadece hedeflerim, planlarım vardı. Merhabalar, Özge'nin Amerika'sına hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Umarım çok iyisinizdir. Çok güzel bir sohbet videosuyla karşınızdayım bugün. Birazcık derin konular hakkında konuşacağız. Amerika'da yaşamakla ilgili içerik üretmeye başladığımdan beri çok fazla soru alıyorum. Değer mi, değmez mi, para kazanılıyor mu, mutlu muyum, mutsuz muyum, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor muyum? Bu tarz soruları çok merak ediyorsunuz haklı olarak. Ben de düşündüm ve dedim ki bu ay tam 6. yılım doluyor Amerika'da. Böyle bir video yapayım. Bu 6 yıl içinde neler olmuş biraz konuşalım. Değer mi değmez mi, duygusal maddi manevi her yönünü ele alalım ve umarım sizlerin sorularına yardımcı olalım. O zaman fıt 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 başlasın. Bir parka geldim bu arada. Dışarıda video yapmak istedim çünkü hala yaz bitmedi. Biliyorsunuz ki kışın hep evin içinden böyle camın önünden konuşuyorum. O yüzden güzel bir havada, güzel bir parktayız. Şimdi gençler, önce başlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. Amerika hakkında da sorularınıza cevap vereceğim ama genel olarak göçmenlik hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Amerika dışında kendi ülkenizi bırakıp herhangi başka bir ülkeye gitmenin size getirdiği zorluklar nelerdir? Faydalar nelerdir? Çünkü biliyorsunuz ki her zorluğun aslında aynı zamanda bir faydası da vardır. Zorluklarımız bizi güçlendirir, kuvvetlendirir. Ben Amerika'ya geldiğimde çok küçüktüm. Gencecektim. Çıpçıtırdım diye dalıp gidiyormuşum. Ben 2018'de yerleştim Amerika'ya. Üniversiteyi bitirdiğim sene yerleştim. Hatta üniversiteyi bitirdiğim ay yerleştim. Mezuniyetime bile katılmadım. Bu kadar çok Amerika'ya gelmek istiyor muydum? Evet, istiyordum. Gerçekten çok istiyordum buraya gelmek. Neden Amerika'ya gelmeyi çok istiyordum? Bu da bana çok soruluyor. Neden Amerika? Neden Amerika'ya gitmek istedin? Türkiye'de şartların çok mu kötüydü? Hatta bazen çok çirkin yorumlar geliyor. İşte Türkiye'de yiyecek ekmeği yoktu. O yüzden Amerika'ya gitti. Öyle bir durum yoktu arkadaşlar. Evet, ben çok varlıklı bir aileden gelmiyorum. Ailemin malları, yatları, villaları falan yok. Hep ömrümüz boyunca kiracı olduk. Yani hiçbir malımız da olmadı. Ama hani yoksulluktan da geliyorum dersem haksızlık yapmış olurum. Çünkü hayatım boyunca hep çalışıp bir şeyler kazandım. Benim Amerika'ya gelmek istememin sebebi aslında temelden şuydu. Bir kere önüme bir fırsat çıkmıştı. Amerika'ya gidebilme ihtimalim vardı mezun olduğum sene. Ki bu çok zordur biliyorsunuz. Normalde mezun olduğunuz sene vize almanız bile çok zordur. Bir de mezun oluyorsunuz. O kadar yıl bir okula emek vermişsiniz. Genelde insanlar Türkiye'de böyle bir neler yapabileceğim görmek istiyorlar. Türkiye'de ne yapabileceğini gördükten sonra ya beğeniyor beğenmiyor ve başka bir ülkeye gitmeye karar veriyor. Ben bu süreçleri yaşamadan gitme şansım vardı. Böyle bir fırsat da olmuştu. Ben de bunu kullanmak istedim açıkçası. 21 yaşındaydım. Üniversiteyi bitirmiştim. Dedim ki ne olabilir? Kötü ne gidebilir? Allah korusun her şey kötü gidebilir ama gideyim, deneyeyim, beğenirim, beğenmem. Hani uzun ömürlü yaşar mıyım? Açıkçası bilmiyordum o zaman. Sadece şöyle bir amacım vardı. Amerika'ya gideyim, kendimi geliştireyim, dilimi geliştireyim. Hatta ben o zamanlar master yapmayı çok istiyordum. En büyük hayalim de Amerika'da master. Öf be Özge falan böyle kendimi gaza getiriyordum. Ki acı gerçeklerle karşılaştım. Amerika'ya geldiğimde eğitimin ne kadar aslında pahalı olduğunu gördüm. Yani burada gerçekten varlıklı bir ailenin çocuğu olmanız lazım. Üniversite veya master eğitimi için. Çünkü çok uçuk fiyatlar. Bir de onun yanında yaşam masrafları var. Çünkü burada ailemin evinde kalıp sadece okul masraflarını üstlenemem. Burada da bir ev, kira, fatura ödemem gerekiyor. Kendimi, karnımı doyurmam gerekiyor. Eğitim zaten hayal oldu. Ama açıkçası gideyim de yerleşeyim de kaçak olarak kalayım da oralarda işte tutunayım da para biriktireyim de bir şeyler, hani böyle bir hayalim hiç olmadı benim. Zaten ben 2018'de Amerika'ya geldiğimde dolar 3.80'di. 3.80. 3.80.
3.80. Faizler böyle değildi, Türkiye'de fiyatlar böyle değildi. Ben çok başarılı bir öğrenciydim. Maltepe Üniversitesi mezunuyum. Maltepe Üniversitesi'ne tam burslu girdim. Tam burslu bitirdim. Onur derecesiyle bitirdim. Ve eğitim hayatım boyunca çalıştım. 4 sene boyunca üniversitedeyken ben çalıştım. O yüzden çok iyi şirketlerden çok iyi teklifler de almıştım. Hatta sınıf arkadaşlarım, çok severim onları, kızları. Şey demişlerdi, niye gidiyorsun, salak mısın ya? Hani içimizde en iyi teklif alan sensin. Hani ne bileyim, seviyorsun burayı, okulun güzel, eğitimin güzel, puanın güzel, niye gidiyorsun yani falan diye bayağı sormuşlardı. Gidip denemek istiyorum dedim ben şansımı. Yani tamamen aslında benim Amerika'ya gelişim böyle başladı. Gideyim de bir bakayım dedim ya. Bakayım ne olacak falan. Sonra ben Amerika'ya geldikten sonra Amerika'da 2019'da pandemi patladı. 2019 başları sonları, Mart civarı. Pandemi patlayınca ben tabii hiçbir yere gidemedim. Hiçbir plan yapamadım. Hiçbir şey istediğim gibi olmadı açıkçası. İşten atıldım, çalıştığım yer kapandı. Türkiye'ye gitsen gidemiyorsun. Amerika'da bir şey yapsan yapamıyorsun. Okul yok, iş yok. Çok böyle saçma sapan 1,5-2 yıl geçirdim. Yani resmen 2 yılım çöp oldu. Çöp oldu demek istemiyorum. Yine bence hayatın hiçbir anı çöp olmaz. Eğer değerlendirmesini bilirseniz, ama istediğim şekilde ilerleme kaydedemedim. Bunların üzerine, bunları aslında şuraya bağlamak istiyorum. Neden size bunların hepsini anlattım? Çocuklar kameraya mı çarpacaklar? Yok. Bisikletle çocuklar geliyordu. Korktum kameraya çarpacaklar diye. Çocuğum, şurada bir şey konuşuyoruz ya. Azıcık ileride oynayın. Kalbim olası vereyim bu arada. Konuyu pandemiye getirmemin sebebi de şu. Ben pandemiye kadar Amerika'da ne kadar uzun dönemli kalırım bilmiyordum. Sadece kendimi geliştirmek istediğimi biliyordum. Pandemiyle beraber ben 4 yıl boyunca hiçbir yere gidemedim. Yani Amerika'nın dışına çıkamadım. Amerika'daydım. Pandemi bittiğinde Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye ilk gittiğimde 4 yıl sonra anladım ki ben Türkiye'de yapamam. Bunu neden söylüyorum? Ben ülkemi çok seviyorum. Çok güzel bir ülkemiz var. İnsanlarımız çok tatlı. Gerçekten milliyetçi sayılabilecek kadar ülkesini seven bir kızımdır. Biliyorsunuz zaten. Kemik tayfa biliyor, her yere bayrağımla giderim. Uçtum, bayrakla çıktım yukarıya falan. Ülkeme saygım ve sevgim gerçekten sonsuz. Hani boşu boşuna linçlemeye çalışmayın. Ama eğer bir insan toplumuna, arkadaşlarına faydalı olmak istiyorsa her zaman doğruyu söylemelidir, değil mi? Şimdi sizin en yakın arkadaşınız eşinizin size aldattığını biliyor ama söylemiyor. Ona kızmaz mısınız? Bozulmaz mısınız? Beni de öyle düşünün. Ben size burada polyanacılık yapamam. Bu size haksızlık. Zaten bana haksızlık değil. Ben zaten hayatıma bir şekilde planlar yapmıştım. O çerçevede bir şekilde ilerletmeye çalışıyorum. Bu planlarımın içinde Türkiye yok. Türkiye'nin olmama nedenini de size gerçekleriyle anlatmak istiyorum. O yüzden beni bir abla, bir arkadaş, bir kardeş gibi dinleyin. Ülkeyi kötülemeye çalışan bir namussuz gibi dinlemeyin. Ben namussuzu çok kullanıyorum. Hoşuma gidiyor ama çok aslında çirkin bir anlam. Neyse, konuyu kapatalım. Ben Türkiye'ye neden asla dönmem? İlk cevabım bu olsun. Çünkü bu çok geliyor. Abla, dönecek misin? İşte 5-10 yıl kalıp Türkiye'ye mi dönmek istiyorsun? Hayır, ben Türkiye'ye dönmeyi hiç düşünmüyorum. Böyle bir planım hiç yok. Tabii ne olur ne olmaz kimse bilemez. Yani Allah'ın işidir o. Acil bir durum olur, farklılıklar olur, dönerim. Sonra bana bu videoyu atıp abla hani dönmüyordun demeyin. Ama öyle bir planım yok. Neden böyle bir planım yok? Çünkü Türkiye'de gerçekten kaliteli bir yaşam sürmek bence çok zor. Bir kere biz bunu kendi kendimize bitiriyoruz. Bizim kendimize bir saygımız yok. Türkiye'ye ilk döndüğümde ben neden çok fazla irit oldum biliyor musunuz? Prenses olduğum için değil, ben sobalı evde doğup büyüdüm. Yani böyle bir prenses tavrı algılamanızı istemiyorum ama herkes birbirine çarpıyor, herkes çok kaba, herkes çok yüksek sesle konuşuyor. Herkesin bir fikri var ve kimse öğrenmeye açık değil. Herkes birbirine kendi fikrini empoze etmeye çalışıyor ama kendi fikrinin bir güvenilirliği yok. Mesela bana diyor ki adam, geliyor. Çok komik yani arkadaşlar, gerçekten. Komşumuz galiba. Adamın kim olduğunu bile hatırlamıyorum şu an. Böyle geldi, Amerika'dan gelmişim yeni. Yeğenim, Amerika'da marketler boşmuş. Tabii biz biliyoruz. Boş marketler açmışsınız. Falan diyor böyle bana. Şimdi anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki abi, marketler nasıl boş? Bir kere diyorum, sen bu bilgiyi nereden aldın? Nasıl doğruladın bu bilgiyi? Yani Amerika'ya hiç gitmemişsin. Amerika nerede bilmez. Amerika ile ilgili hiçbir fikri yok adamın. Hani hiçbir bilgi araştırmasına girmemiş. Haberlerde Amerika'daki marketlerin boş olduğunu görmüş. Ben Amerika'dan gelmişim değil mi? Ben Amerika'da yaşıyorum. Şunu demiyor mesela. Neden kaybediyoruz? Bak, çok önemli. Ya Özge'cim, sen Amerika'ya gittin geldin. Biz haberlerde böyle böyle duyuyoruz. Böyle böyle görüyoruz. Gerçekten öyle mi? Gerçekten böyle mi? Demiyor. Bana gelip diyor ki, yalan söyleme diyor. Ben biliyorum diyor marketlerin boş olduğunu. Ben gördüm diyor marketlerin ne durumda olduğunu. Bu cahiliyet seviyesi aşılması çok zor bir cahiliyet seviyesi arkadaşlar. Ne kadar ne anlatırsam anlatayım, ben o insanı değiştiremiyorum. Ama o insan beni değiştirmek için elinden geleni yapıyor. Başka bir örnek vereceğim. Bunlar, hani size milyonlarca örnek verebilirim. Neden Türkiye'de yaşamak istemediğimle ilgili.
çocuk doğurdun, çocuk büyütüyorsun, evlisin, çok mutlusun, çok güzel bir kariyerin var. Abi herkes sana bir şey söylüyor. Çok yakın bir akrabamız var, bebeği oldu. Onda böyle birazcık şahit olma fırsatım oldu. Çocuğa onu giydirme, çocuğa bunu yedirme, onu oraya götürme. Ay sen yemek yapmıyor musun? Sen bu saatte uyutmuyor musun? İnanmıyorum. Bu çok basit bir örnek gerçekten ama biz millet olarak şunu çok seviyoruz. Ben senden iyi biliyorum, benim dediğim gibi yap. Şu kısmını hiç anlamıyorum. Sana ne? Yani senin çocuğun değil, değil mi? Çocuk alenaciz bir taciz, bir dayak, bir işkence de yok. İnsanlar çocuklarını nasıl yetiştirmek istiyorlarsa öyle yetiştirsinler. Yani sana ne? Biz çok birbirimizin işine karışıyoruz. Çok kabayız, ekonomimiz kötü. Bir gencin kendi içindeki potansiyeli dışarıya çıkarması çok zor. Çünkü bir dayın, bir amcan, bir enişten varsa çok rahat işe girebiliyorsun. Çok rahat zengin olabiliyorsun. Yatırım alabiliyorsun, bankadan kredi alabiliyorsun. Bu sefer benim dayım amcam yok, eniştem bir yerde yok. Ben çalışmışım, burslu okumuşum, namusumla çalışmışım. Bunların hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Benim o işi çok iyi yapabiliyor olmamın da hiçbir önemi yok. Ben kimin akrabasıyım, kimin işine yararım? Bunlar önemli Türkiye'de ve bu gerçekten benim için çok yorucu bir süreç. Ben haksızlıklara hiç katlanamayan bir insanım ve hayatımda çok haksızlık yaşadım. Sadece torpil çok yüksek seviyelerde Türkiye'de döndüğü için. Bu arada her yerde Türkiye'de böyle. Yani sadece üniversite sınavları, KPSS'den falan bahsetmiyorum yani. Kantinden simit alırken bile yani o kantinin sahibinin yeğeniyle sen aynı hizmeti almıyorsun, anladın mı? Yani bu hayatın her alanı da böyle. Kaliteli bir hayat yaşamak istiyorsun. Diyorsun ki ben şimdi 28 yaşındayım. Türkiye'ye gelsem, bir işe girsem, çalışsam, köpek gibi. Çalışayım. Burada da köpek gibi çalışıyorum zaten. Sizce İstanbul'da böyle güzel bir ev tutup, 1+1, kendime ev tutup, kendime bir araba alıp, onları öderken kiramı, mutfak masrafımı, faturalarımı ödeyip, aynı zamanda her sabah sporuma gidip, günde bir kahve mutlaka içerek birikim yapabilir miyim? Mümkün değil arkadaşlar. Kaliteli hayat diye bir şey yok. En kötü ev neyse orada yaşıyorsun. Araba alamıyorsun zaten. Yani ben denemiştim çok geç Türkiye'de almayı. Alamıyorsun yani öyle bir birikimin bir şeyin olmadan. Otobüs, metrobüs, talim. Kahve çay bile içemiyorsun artık. Yani bunların lüks olduğu bir ülkede ben neden yaşamak isteyeyim? Tabii ki de istemiyorum. Sık sık geliyorum ailemi, arkadaşlarımı görmeye. Çünkü çok fazla insan var hala. Arkamda çok fazla insan bıraktım buraya gelirken. Göçmenliğin bir ikinci sanırım en zor yanı bu. Yetişkin bir birey olarak başka bir ülkeye taşınıyorsunuz. Yetişkin bir birey olarak başka bir ülkeye taşınırken çocukluk arkadaşınızı, en yakın arkadaşınızı, annenizi, babanızı, kardeşinizi, bakkalınızı, okulunuzu, her şeyinizi geride bırakıyorsunuz. Sonra yakın arkadaşlarınız evleniyor, düğünlerine gidemiyorsunuz. Kardeşiniz hasta oluyor, gidip ona bir çorba yapamıyorsunuz. Çok çocuk kavgası çıktı. Çok fazla sizi geride tutan psikolojik şeyler var, denklemler var ve gerçekten yurt dışına, özellikle saat farkının çok uzun olduğu bir ülkeye gitmek istiyorsanız gerçekten çok sağlam bir psikolojiye sahip olmanız lazım. Bunun yanı sıra şimdi siz hepsini bıraktınız. Öpücükleri gönderdiniz havalimanında, uçağa bindiniz, indiniz. Bambaşka bir ülke, bambaşka bir dil, para birimi, tanıdığınız hiçbir Allah'ın kulu yok. Bu örneği ben hep veriyorum. Kaza yapıyorsun, arıyorsun telefonunu, artık anneni, babanı, arkadaşını, sevgilini, kocanı, kimi arıyorsan arayamıyorsun ya. Kaza yapıyorsun, arayacak insanın olmuyor. Çaresiz kalmak gerçekten bence bu demek. Arayacak kimsen yok, koşabileceğin kimsen yok. Ya ben pandemide kiramı ödeyemeyeceğimi anladım. Yani işsiz kaldım, ne yapacağım yani, iş yok. Ülkede hani ben sadece işten çıkarılmadım, ülke komple kapandı. Kiramı ödeyemeyeceğimi anladım ve kiramı ailemden isteyemeyeceğimi de anladım. Bu ikisini aynı anda fark ettim ve dedim ki ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Yani düşünsenize, ben ev sahibimle bu sorunu çözmesem sokakta kalacağım. Sokakta kalıyorum. Sokakta kalacağım arkadaşlar, ne yapacağım? Hani tamam, ne olur bir şekilde eder, belki buluşturur, gönderirler, onlar da borç alırlar ama şöyle de bir gerçek var. Dolar olmuş bilmem kaç, korona zamanı zaten iyice fırlamıştı. Ailemin bana bir kira parası göndermek için ne kadar çok borca girmesi gerekecek. Yani göçmenlik çok böyle arada uçta sıkıştığın bir durum yani. Her türlü çaresizsin, arkadaşın yok, ailen yok. Buraya geliyorsun, 21-22 yaşındasın, yeni arkadaşlıklar kurmaya çalışıyorsun. Bu sefer yeni insanları keşfetmeye çalışıyorsun falan. Başlı başına zor bir süreç. Eğer böyle bir planınız varsa kafa yapısı olarak zaten kendinizi güçlendirmeniz, gelirken bunları göze almanız lazım. Ne rezil çocuklar ya. Bu nasıl bir rezil çocuk ya. 2 tane 7 yaşında kız çocuğu kendini yırtıyor, yere vuruyor yani. Bu nedir ya? Ay.
Az önce çocuklara biraz sinirlenmiş olabilirim ama artık devam edebiliriz. Kusurumuza bakmayın efendim. Şimdi birinci bölümde birazcık size genel bir sohbet yapmak istedim. Şimdi ikinci bölümde biraz daha Amerika analizi yapmak istiyorum. Çünkü tam 6 yıldır buradayım. Tam 6 yıl öncesi ve sonrası neler değişti, neler değişmedi, mutlu muyum, mutsuz muyum? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle 6 yıl önce ben Amerika'ya geldiğimde benim param yoktu, İngilizcem yoktu. Sadece hedeflerim, planlarım vardı. Arabam yoktu, evim yoktu, yabancı hiç arkadaşım yoktu. Yani nerede ise hiçbir şeyim yoktu Amerika'ya geldiğimde. Şu anda bir sürü arkadaşım var. Yani çok fazla arkadaşım var. Çok fazla arkadaş yaptım. Zaten bu benim en çok istediğim şeylerden biriydi. Başımın sokabileceğim bir evim var. Tatlı bir noş bir arabam var. Biraz da az da olsa birazcık birikimim var. İngilizcemi çok geliştirdim. Hatta çok azıcık İspanyolca bile öğrendim. Eğitim adına çok fazla istediğim şeyleri yapamadım. Amerika'da eğitim almak gerçekten çok pahalı. Ama lisans, emlak lisansı eğitimimi aldım ve emlak konusunda şu anda 2 tane lisans var. Emlakçılık yapabiliyorum. Bunların hepsini 6 yılda yaptım arkadaşlar. Bazılarınıza az gelecektir, bazılarınıza çok gelecektir. Bu kişiye göre, kişinin yaşamına ve aslında kendi önceki deneyimlerine göre değişir. Şimdi ben buraya çok az parayla geldim. Yani 200-300 dolarla geldim cebimde. Şu anda burada oturuyor olabilmem bile belki de bir mucize birçok insana göre. Bazıları da diyecektir ki o 6 yılda milyoner de olabilirdin. Evet olabilirdim. Bu birazcık benim önceliklerimle alakalı. Hayat zaten önceliklerden ibarettir. Neye öncelik verirseniz, aile ise aile, para ise para, onu yaparsınız. Benim önceliğim hep denge oldu. Hayatımda bir şeyleri dengeleyebilmek. Yani ben hiçbir zaman çok başarılı, çok zengin ama yalnız böyle zalim bir insan olmak istemedim. Hatta çok korktum yalnız olmaktan. Yalnız olmak istemiyorum. Arkadaşlarım olsun, ailem olsun, mutlu bir yuvam olsun. Aynı zamanda güzel bir işim, güzel bir iş hayatım olsun istiyordum. O yüzden ikisini hep dengelemeye çalıştım. Çok güzel arkadaşlarım, eşlerim, dostlarım var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ve burada yalnız başına, tek başına köklerini salmaya çalışan bir kadın olarak çok fazla da tatmin ediyor. Etrafında birilerinin olduğunu bilmek. Bunun yanı sıra şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz ne istiyorsunuz hayatınızda? Ben Amerika'ya gelirken şunu çok istiyordum. Amerika'da bir çevre yapıp, bir hayat kurup, onu oturtmak ve buna uyum sağlayabilmek. Çünkü ilk geldiğinizde sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Bir şeyleri öğrenmeye, bir şeyleri anlamaya çalışıyorsunuz ve aslında o anda bir hayat kurmaya çalıştığınızı siz bile fark etmiyorsunuz. Sadece böyle kafası kopmuş tavuk gibi oradan oraya böyle koşturuyor musunuz gibi bir hayat var. Sonra duruyorsunuz. Şöyle bir diyorsunuz ki lan 2 yıldır Amerika'dayım. Ne yaptım ki lan? Ne oldu ki yani? Ne oluyor ki şu anda? Acaba hata mı yaptım? Acaba hiç gelmese miydim? Acaba Türkiye'de olsam ne olurdu? Şimdi bunları düşünmeye başlıyorsanız, bunları ayrıntılı olarak oturup düşünmeye başlamaktansa arada bir herkesin aklına bence geliyordur. Özellikle Türkiye'de böyle liseden bir arkadaşınla buluşuyorsun, tamam mı, kafede. Söylüyorsun çayı, böyle sohbet muhabbet ediyorsun. O samimiyet, o sıcaklık böyle. Ay evet ya biz şöyle yapardık, böyle yapardık. Haha falan diye. Sonra o gidiyor. Sen şöyle bir uzaklara dalıp diyorsun ki lan diyorsun ya. Gitmese miydim acaba? Burada kalsaydım ne olurdu? Bu herkesin, her göçmenin aklına mutlaka geliyordur, gelmiştir. Benim de daha önce geldi ama ben hiç bunun üzerine oturup saatlerce düşünmedim. Acaba Türkiye'de kalsaydım ne olurdu diye. Sadece arada bir aklıma geldiğinde hep şunu söyledim kendime. Bilemezsin. Bu cevabı bilemezsin. Amerika'ya gitmeseydim ne olurdu? Türkiye'de kalsaydım şunu şöyle mi yapardım? Bunu böyle mi? Benim bunu bilme ihtimalim yok. Bunu bilme ihtimalimin olmadığı bir şeyin üzerine saatlerce düşünmek istemiyorum. Saatlerce kafa yormak istemiyorum. Size de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Bence bazen olasılıklara çok fazla takılıyoruz. Olasılıklar üzerinden çok fazla hayaller kurup kendimizi üzüyoruz. Bizim Amerika'da kendi potansiyelimizi gerçekleştirmeye odaklanmamız lazım. Onun üzerine ilerlememiz lazım. Çok aşırı mutsuz değilseniz, her gün annemi çok özledim diye ağlamıyorsunuz ki vardı bizim böyle arkadaşlarımız. Onlar döndüler. Bunları çok düşünmeyin. Bunlara çok takılmayın. Size verebileceğim en büyük tavsiye bu olur Amerika ile ilgili. Benim Amerika'ma dönelim tekrardan. 6 yılıma dönelim. İlk yıl zaten koşturmacayla geçti. İşler buldum. Farklı işler yapmaya çalıştım. Amerika'da işlerin nasıl ilerlediğini öğrendim. Biraz dil öğrendim. İkinci sene zaten benim pandemi oldu. Korona patladı. Hiçbir şey yapamadım ama sosyal medyaya başladım pandemide. Bu biraz benimle alakalı bir şey. Ben Türkiye'de de pandemi olsaydı büyük ihtimalle bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Çünkü boş durmayı seven, boş oturabilen bir insan değilim. Üretmeyi, yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Pandemiyle beraber ben sosyal medyaya başladım. Ben sosyal medyaya başladıktan sonra hayatım tamamen farklı bir şekil almaya başladı. Aslında sosyal medya
medya da demek istemiyorum. Pandemiyle beraber oldu bu. Yani pandemiyle beraber hem sosyal medyaya girdim hem de bende şöyle bir zınk oldu. Bir süredir Amerika'dayım. Bir sürü böyle vasıfsız, gereksiz, saçma sapan işler yaptım. Şu anda neredeyim ve ne yapıyorum gibi oldum pandemide. Ve aslında o anda yaptığım işi hiç sevmediğimi fark ettim. O anda bir kafede çalışıyordum. Bartenderlik yapıyordum, menajerlik yapıyordum. Dedim ki ben bu işi hiç sevmiyorum. Çünkü Amerika'da restoran sektörü çok yorucu. 60-80-100 saat çalışıyorsunuz. Yemin ediyorum ben video çekeceğim ya. Bir helikopterle tepemizden geçmedikleri kalmıştı. O da oldu efendim. Şu an an itibariyle tepemde helikopter var. Pandemiyle beraber ben dedim ki ben bu işi sevmiyorum. Pandemi de var önümde. Yani ne yapmam gerektiğini düşünüp karar verebilirim. O zaman araştırmaya başladım. Ben ne yapmak istiyorum? Sonra sosyal medyaya girmem gerektiğini fark ettim. Çünkü pandeminin çok uzun süreceğini anladım. Ve sosyal medyaya girmeye karar verdim. Ama bunun yanı sıra şunun araştırmalarına başladım. Ben Amerika'da nasıl bir kariyer yapmak istiyorum? Restoran sektöründe olmak istemediğim aşikar. Sonra gerçekten girdim Google'a. Ben burada reklam marketing mezunuyum. Pazarlama mezunuyum. Girdim Google'a dedim ki Amerika'da en çok para kazandıran işler nelerdir? Niye bunu yazdım? Çünkü tabii ki de herkes gibi ben de para kazanmak istiyorum. İlk çıkan mesleği hatırlıyorum cerrahlıkmış. Cerrahlar çok para kazanıyormuş Amerika'da. Cerrah olamam. Çünkü kendi yeteneğim, yatkınlığım üzerinden bir meslek seçmem lazım. Üçüncü sırada emlak vardı. En çok para kazanılan sektörlerden biri. Çünkü ucu çok açık. Emlak, ev. Çok severim ev. Yani ev gezmeyi, incelemeyi, böyle yapı malzemelerini falan çok bayıldığım şeyler. Acaba dedim emlakçı nasıl olunuyor? Şimdi emlakçı olmak çok zorsa veya sadece vatandaşlar emlakçı olabiliyorsa da ben emlakçı olamam. Araştırmamı yaptım, baktım. Emlakçı olmak o kadar zor değil. Yine bayağı bir belli bir saat eğitim tamamlamanız gerekiyor. 2-3 tane sınav geçmeniz gerekiyor ama hani atla deve de değil. Tamam dedim, emlağı seviyorum. Çok güzel para da kazandırıyor. Ola da biliyorum yani ben emlakçı. Ben öyle karar verdim emlakçı olmaya. Sonra YouTube'a ise saçma sapan videolar çekiyorum. Çünkü hala her yer kapalı, lisans alamıyorum, bir şey yapamıyorum falan. O ara müteahhitlerle tanışmaya başladım. Nasıl tanışmaya başladım ben müteahhitlerle? Bayağı böyle inşaatların içine girip merhabalar işte ben YouTuber'ım falan diyorum. 100 tane abonem var bu arada. Ben YouTuber'ım diyorum. İşte videolar çekiyorum. Çok isterim işte bu evin videosunu çekmek falan. Adam da gel çek dedi. İlk videolarımdan biri bu arada. Şuraya koyarsak harika olur. Ben bulurum sizin için. Çok kötü çekilmiş. Telefonla çekilmiş. Mikrofonu böyle kablolu mikrofon takmışız. Mikrofon her yerime dolanıyor falan. Video çok gerizekalıca ve saçma ama o video sayesinde ben emlakçı olmaya karar verdim. Yani araştırmalarımı yaptım. Gittim o evi buldum. Video çektim falan. Ev çok güzel. Evi gezmek çok güzel. Müteahhitle sohbet etmek çok güzel. Böyle bayağı heyecanlıyım falan. Sonra hem influencer hem sosyal medya karakteri hem de emlakçı olmaya karar verdim. Ve o zamandan beri 2019-2020'den beri aslında bu yönde çalışmalar yapıyorum. 2022'de ilk 21 sonu, 22 başı ilk emlak kariyerime başladım. Önce kiralamayla başladım. Kiralama bu arada 2022 emlağa kadar da sosyal medyamı bayağı bir güçlendirdim. Önce belli başlı analizler yapıp kararlar vermem gerekti. Çünkü YouTube'a zaten çekimlere başlamıştım. Türkçe konuşuyordum ama Instagram böyle İngilizce Türkçe karışık gibiydi. Şöyle bir karar aldım. Amerika'da şehir influencer olmak çok keyifli ve mantıklı bir şey. Çünkü Amerika'da her şehrin influencerlar için turizm bürolarının bütçeleri var. Markaların bütçeleri var. Hani bu büyük influencerlar dışında küçük influencerlar da çalışıyorlar. Ben de videolar, parklar, fotoğraflar böyle bir şeyler çekmeye başladım. O arada Chicago Explore takımıyla tanıştım. Nasıl tanıştım Chicago Explore takımıyla? Uber yapıyordum yine geçimimi sağlamak için. Herkesle konuşuyorum, sohbetler ediyorum. Bu arada Chicago Explore takımının lideri arabama binmiş. Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Carttır, curttır. Ben de sosyal medyada bir şeyler çekiyorum, atıyorum falan. Baktı YouTube kanalıma, Instagram'a dedi ki bizle çalışmak ister misin? Çok isterim, çok bayılırım dedim. Onlarla çalışmaya başladım. İçerik üretmeyi çok sevdim. Sonra emlak lisanslarımı aldım. Kiralamaya başladım. Kiralamaya çok enerjimi vermeye çalıştım ama kiralama aslında satışa göre daha zor. Çünkü kiralama olduğu için aslında sizi emlakçı olarak müşteri çok böyle takmıyor gibi oluyor. O yüzden hep böyle müşteriyle ilgilenmeye çalışıyorsunuz. Müşterinin peşinden koşuyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Biraz kiralamada tecrübe yaptıktan sonra biliyorsunuz ki yakın zamanda satış lisansımı aldım. Satış lisansımı aldıktan sonra zaten çok yakın zamanda aldım. Şimdi biraz satışa odaklanmaya çalışıyorum. Satış konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hedeflerimi tamamlayabilmek için. Aslında size bunların hepsini niye anlattım? Hem tabii ki de ben hayatımı nasıl planlayıp nerelere getirdim onu görmeniz için. Hem de şu çok önemli Amerika'da arkadaşlar. Fırsatları kovalamak, araştırmak, kendi yatkınlığınızı bilmek, kendinizi iyi tanımak ve ona göre bir aslında plan çizelgesi çizmek. O kadar önemli ki ben Uber yapmasaydım, Uber yaparken insanlarla bol bol sohbet etmeseydim belki de şu anda sosyal medyada geldiğim bu yere
gelemeyecektim. O kadar çok fazla kapı açıldı ki bana sosyal medya sayesinde, gittiğim yerde insanlarla tanıştığım, sohbet ettiğim için. Genel olarak toparlamak gerekirse 6 yılda bence Türkiye'de kaydedemeyeceğim kadar büyük gelişmeler kaydettim. Ben olduğum yerden memnunum. Eğer bana şunu sorarsanız, hani bu muydu senin gelmek istediğin nokta? Hayır, benim gelmek istediğim nokta kesinlikle bu değildi. Çok çok daha fazla ileriye gitmek istiyorum. Özellikle YouTube konusunda çok daha farklı içerikler çekmek istiyorum. Emlak konusunda farklı şeyler yapmak istiyorum. Bir de kendi özel hayatımla ilgili yapmak istediğim, planladığım şeyler var. Henüz evimi alamadım. Kendime bir ev almak tabii ki de herkes gibi çok istiyorum ama çok zorlanıyorum. Gerçekten tek başına olup her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak çok zor. Bir de Amerika'da iyi insan olmak çok zor. Böyle iyi insan olup herkese yardım etmeye, herkesin her şeyine koşmaya çalışırsanız çok yıpranıyorsunuz. Çok fazla iyi niyetinizi kullanıyorlar. Maalesef, çok üzgünüm, maalesef bu böyle. Ama eğer bunların hepsine dikkat ederseniz, dediğim gibi o bisiklet pedalını hiç bırakmadan çevirirseniz bence çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Ben buraya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Şu anda Amerika'ya gelmek de çok zor. Hem çok zor hem çok pahalı, dolar çok arttığı için. Ben bazen anlatınca böyle 200-300 dolarla geldiğim insanlar nasıl geldin ki falan diyor. Hani nasıl becerdi? Şu an 200-300 dolar para mı? Doğru değil. Şanslı olduğumun farkındayım birçok konuda. Ama insanlar kendi şanslarını bir şekilde yaratıyorlar. Bir şekilde sizin çorba verdiğiniz bir insanın iyiliği ileride böyle dönüp dolaşıp sizin önünüze gelebiliyor. O yüzden size vereceğim 3 tavsiyeyi asla ama asla unutmayın. Hiç fark etmez nerede olduğunuz. Eğer bir bisiklete bindiyseniz, bir karar verdiyseniz o bisikletin pedallarını çevirmeyi asla bırakmayın. Asla kendinizi çelişkiye düşürmeyin. Ben bunu yapabilir miyim? Yapmalı mıyım? Ya bunu yapmasam ne olurdu? Sadece hedefi koyun ve hedefe doğru dümdüz ilerlemeye çalışın. Gerçekten herkesle konuşmak, iletişime geçmek, sormak, öğrenmeye çalışmak, açık fikirli olmak bence çok önemli. Türkiye veya Amerika fark etmez. Açık fikirli olun. İnsanları yargılamayın. İnsanlardan bir şeyler öğrenmeye çalışın. Herkes Amerikalıları yargılamayı çok seviyor. Amerikalılar ne kadar salak. Hep içiyorlar. Amerikalılar ne kadar salak. Amerikalılar şunları şöyle yapıyor. Ama aslında durup bakmıyoruz. Bu kadar başarılı, bu kadar Amerika, yani dünyanın en iyi ülkesinde yaşayan, dünyanın en fazla bütçesine sahip olan ülkede insanlar nasıl yaşıyor? Bir etrafınıza bakın. Rutinleri nasıl, günlük rutinleri, çalışma rutinleri neler, neler yapıyorlar? Birkaç kişiye bakıp analiz yapmamaya çalışın. Herkes farklı ama genel olarak bir A tip Amerikan var. Onları incelemenizi çok canı yürekten tavsiye ediyorum. Çünkü ben çok inceledim ve aslında hayattaki başarılarının sırlarını çözdüğümü düşünüyorum. İsterseniz böyle bir video yaparım size. Çok linç yiyeceğim düşünüyorum. Üçüncüsü de paraya tapmayın. Paraya o kadar çok önem vermeyin. Para kazanılıyor, kaybediliyor. Hem de çok kötü şekillerde kaybediliyor. Ama zihinsel olarak şuranın sağlığı, buranın konforunu kaybettiğiniz zaman, buranın psikolojik sağlığını kaybettiğiniz zaman gerçekten bazı şeyleri geriye almak, bazı şeyleri kurmak çok zor oluyor. Özellikle göçmenseniz. Bunlara çok önem verin. Gezin, tozun, gençliğinizi mutlaka yaşayın. Yaş geçiyor dedikleri şey çok aslında iğrenç ve korkunç bir şey, yaşlanmak. Ama yaş alırken aslında o yaş aralıklarını iyi doldurmak o kadar önemli ki, ben 28 yaşındayım ve bir daha 27 asla olamayacağım. Ve gittikçe sanki böyle yaş aldıkça ileriye doğru hızlanıyor gibi yaş almanız. Canınız ne istiyorsa yapın. Hedefleriniz doğrultusunda, hani salın, partileyin demiyorum ama istediğiniz şeyleri yapın. Yaptığınız şeyden çok keyif alın. Yapmak için yapmayın. Özge bugün paten kaymaya gitti diye paten kaymaya gitmeyin. Sen bugün paten kaymaya gitmek istiyorsan git, doya doya kay, düş, bacağını kır, çok gül, çok eğlen. Şöyle durup düşündüğünde koşturduğun, mahvolduğun, çok borçlandığın, böyle iğrenç bir hayat görme. Gerisi hallolur. Çok konuştum. Biraz plansız, böyle direkt bir sohbet gibi oldu. Umarım size bir faydası olmuştur, yardımcı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sizin için hep emek verip videolar çekmeye çalışıyorum. Ne olur kanala abone olun, hala abone değilsiniz. Ve yeni video fikirleriniz varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Çünkü artık sizin için böyle farklı konulu, farklı sohbetli videolar çekmek istiyorum. Efendim şimdilik bu kadar. Alevederci.